Türk İş Başkanı, Bakan Şimşek'ten umudu kesmiş, bir şey çıkmayacağını bildiğim için görüşmedim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, E-Taleplerimize ilişkin Cevdet Yılmaz ve Vedat Işıkhan'la görüştük. Maliye Bakanı ile bir şey çıkmayacağını bildiğim için görüşmedim. Dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 22 pazar günü saat 11.00'de Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek iz oradayız. Geçinemiyoruz emitingine ilişkin konfederasyonun genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Asgari ücrete ilişkin konuşan Atalay, e 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığımız zaman ev sahibi de markette zam yapmayı sürdürüyor. 4 ay evvel bunu konuşmamın kimseye yararı yok. Zamlara faydası var, diye tepki gösterdi. Konfederasyon olarak Türkiye genelinde yürüttükleri iş bırakma eylemleri hakkında bilgi veren Atalay, e problemlerimizi, sıkıntılarımızı ve taleplerimizi Türkiye'nin değişik bölgelerinde, illerinde anlatmaya gayret sarf ediyoruz. E ifadesini kullandı. Son 14 aydır dayanma gücümüz kalmadı. Öyle bir zor noktadayız ki başta vergi olmak üzere toplumun büyük kesimi bizim gibi zorda ve geçinmekte zorluk çekiyor. Ediyen Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde geçen hafta yaptıkları eylemi anımsatarak şunları söyledi: Sayın Maliye Bakanı ne kadar duydu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde duyup duymadığını anlayacağız. Örgütlenmeden, işten atılmadan, kamu işçilerinin ücret dengesizliğinden, emeklilikle ilgili bağlanma oranından, kayıtsız çalışmadan, iş kazalarına kadar çok sorunumuz var. Bizim sendika olarak görevimiz bunları kamuoyuna anlatmak. Ülkeyi yönetenlerle çözüm bulmak. İşten atılmalarla ilgili sıkıntılarımız her gün devam ediyor. Bu durum belediyelerde var. Şimdi Polonez fabrikasında var. 146 tane kadın 90 gündür hale eylemde. İşinden oldular. Asgari ücret 17 bin lira, patron oradaki arkadaşlarımıza 14 bin lira veriliyor. Kafanı kaldırdığın zaman kapının önüne koyuyorlar. Öyle çarpık bir tablo var ki bedelini yoksul ödüyor. İşsiz, emekli, Emekçi ödüyor. Son iki senedir özellikle son 14 aydır dayanma gücümüz kalmadı. İş barışı bozuldu. İş yerlerindeki ücret dengesi bozuldu. Son yıllarda zengin daha zengin oldu. Orta tabaka diye bir şey kalmadı. Sıkıntısı olanlar, ağır bedeller ödemeye devam ediyorlar. Asgari ücret görüşmeleri üzerine konuşmak için erken olduğunu ifade eden Atalay, e önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Asgari ücretli ücretini şubat ayında alacak. 4 ay var. 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya devam ediyor. 4 ay evvel bu konuşmanın kimseye faydası yok. Zamlara faydası var geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de asgari ücret komisyonundakilerin hepsi, asgari ücretli olacak. Anayasaya hiç kimsenin ihtiyacı yoksa, işçinin ihtiyacı var. Asgari ücret bizim ülkemizde geçim ücreti oldu Eydiyan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü. Aralık ayında komisyon başlayacak. Rakamları tespit edecekler. Beraber ortaklaşa bir karar alınacak verdiğimiz kararın arkasında dururuz. Bir kere tespit komisyonu adil değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bu ülkede anayasa tartışmaları var. Anayasaya hiç kimsenin ihtiyacı yoksa, işçinin ihtiyacı var. İşsizin, kadının, çocuğun ihtiyacı var. Böyle bir tespit komisyonu olur mu? 15 kişi ikisi beraber oturuyor istediği kararı veriyor. Bu yüksek hakem kurulunda da böyle. Senin oğlun, kızın 17 bin TL'ye geçinsin görelim bakalım. Güç zenginlerin, patronların elinde. Görevini düzgün yapan zenginler var mı? Var. İşveren var mı? Var. İnanın sayıları o kadar az ki, bize 17 bin lirayı fazla gören zenginler var bizi bir kuru ekme, bir tas çorbaya çalıştıracak kafada adamlar var. Bizi yok sayıyorlar. Bu kafa dün de vardı, bugün de var. Onlar kendilerini ayrı bir ırk zannediyorlar. Öyle gemiyi götüremezsin. Sen bu ülkede huzur bulamazsın. Barış bulamazsın. Bir hafta senin oğlun kızın 17 bin liraya geçinsin görelim bakalım. O yüzden asgari ücret komisyonunun tamamı işçi olacak. Toplanacaklar, buraya gelecekler, bir karar alacaklar, noksansız aldıkları karara hepimiz uyacağız.